Sayın Yılmaz, sürpriz bir karar mıydı sizin için? Yani zaman zaman ben özellikle birkaç gün demeyeyim de bir 10-15 gün önce bir yabancı Türkiye ile ilgilenen bir yabancı yatırımcı temsilen birisinin simitinde bu konularla ilgili bazı dedikodular, sözler duyduklarını söyleyen bir tweet okumuştum. Ama ben buna hiçbir ihtimal vermiyordum diyemem. Fakat bu kadar çabuk olacağını da hiç düşünmemiştim. Neden ihtimal vermiyordum diyemem dediniz? Şunun için şimdi tabii bunun bir bu yani bugün modern merkez bankacılığının ana temeli omurgası iletişimdir. Yani ne yaptığınız hesap kitap, makroekonomi, ekonometri, istatistik, rakamlar bunlar çok önemli. Fakat ondan daha önemlisi bu rakamların kamuoyu ile iletişimini sağlayacak piyasaya kamuoyuna verdiğimiz sinyaller önemli. Dolayısıyla bütçenin bu kadar darmadağın olduğu, efendim ekonominin daraldığı, verginin toplanamadığı, bir bakıma dünyadaki enflasyonun 3 katı kadar enflasyonun olduğu bir ortamdan Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilerek piyasaya beklenmedik bir zamanda çok sürpriz bir sinyal verilmesinin ekonomi yönetim açısından doğru olmayacağını düşünüyordum ve onun için aklı selim burada şey yapar, galip gelir ve dolayısıyla da buna izin vermezler diyor idim ama maalesef oldu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı neden çok önemli ve bu görevden almayla bağımsızlık arasında bir ilişki kuruyor musunuz? Efendim, Merkez Bankası bağımsızlığı şunun için önemli. Şimdi Merkez Bankası'nı yönetenler yani tabiri caizse la yesil hata yapmaz. O her zaman doğru karar alırlar. Dolayısıyla bunlar üstün zekalı, üstün kabiliyetli insanlardır falan gibi böyle bir şey söz konusu değil. Sonuç itibariyle Merkez Bankası Başkanı da yönetimi de toplumun içinden gelen ve toplumun değer yargılarıyla büyümüş, yetişmiş bir insan. Ama Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemi şurada. Çünkü alınan kararlar belli bir gecikmeyle, özellikle para politikası belli bir gecikmeyle ve belli aktarım mekanizması dediğimiz bir sürü değişkeni etkileyerek sonuç verir. Dolayısıyla bu da zaman alır. Dünyada bu konuda çok fazla çalışma var. Çalışmalardan örneğin bizim kendi ülkemizde yaptığımız çalışmalara göre benim Merkez Bankası Başkanı olduğum dönemde alınan bir kararın etkisi 9 aydan önce kolay kolay görülmüyor. Dolayısıyla alınan bir kararı sık sık değiştirirseniz, piyasaya yanlış sinyal verirseniz aynen elektronik bir aygıtın beynini karıştırdığınız gibi de piyasa oyuncusunun beynini karıştırabilirsiniz. O nedenle alınan kararların sonucu görülsün, velev ki alınan kararlar yanlış da olsa sonucu görülsün, siyasetçi buna çok fazla müdahil olmasın. O nedenle kısa vadeli düşünülmesin, orta ve uzun vadeli düşünülsün ve orta ve uzun vadede alınan kararların etkisi toplumun genelinin lehinedir ve dolayısıyla refah artırıcıdır. O nedenle Merkez Bankası bağımsızlığı önemlidir. Yoksa Merkez Bankası bağımsızlığı davulu hükümetin boynunda çomak Merkez Bankası Başkanı'nın veya da yönetiminin elinde değil. Bu akademik çalışmalar sonucunda yapılan incelemeler sonucunda ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkmış ve dolayısıyla da siyasetçinin gönüllü olarak Merkez Bankası'nın verdiği bir ayrıcalıktır diyeyim hadi Merkez Bankası bağımsızlığı. Hı hı. Yani bu aslında akli selimin ve o, bütün o bilimsel süreçlerin bir sonucu diyorsunuz. Merkez evet, Bankası'nın bağımsız olmasının kabulü. Merkez Bankası'na siyasetçi kendi isteğiyle, arzusuyla dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak Merkez Bankası'na bu bağımsızlığı tanımıştır. İngiltere Merkez Bankası bağımsızlığını alırken 90'lı yılların sonunda Maliye Bakanı çağırıyor. Daha doğrusu telefon ediyor. Merkez Bankası'na bundan itibaren artık faiz kararı da sen vereceksin diyor. Tam da bu faiz kararından söz etmişken çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da çok dile getirildi. Faizlerin düşürülmesi gerekiyor. Faizler düşürüldükçe yani faizler düştüğünde işte insanlar daha rahat kredi çekecekler. O krediler bir tür piyasa ekonomisini canlandıracak, tüketim artacak. Faiz indirimi baskısının bu görevden almada etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu saklı gizli değil bu. Uzun zamandan beri demeyeyim belki de 2013'ten bu tarafa Merkez Bankası üzerindeki bu tür baskıları
yoğunluğu giderek arttı. Dolayısıyla bu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasında etkin değildir diyemem ve doğrudur ve bu önemli bir faktördür Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesinde. Ama yöneticilerin, siyasetçilerin şunu bilmesi gerekir ki öyle faizler düşsün demekle düşmüyor. Düşünelim, sizin enflasyonunuz çok yüksek olduğu bir dönemde, bir ortamda siz zorla faiz oranlarını düşürebilir misiniz? Düşürebilirsiniz. Sonuç itibariyle sizin karşınızdaki muhatap olan bir vatandaş var. Bunun tasarrufçusu var, tüketicisi var, yatırımcısı var, iş bağış üretenler var. Siz vatandaşın cebine koyduğunuz ve üzerine imzanızı attığınız ve ülkenin namusu olan paranın itibarını korumaz ve dolayısıyla da satın alma gücünü düşünürseniz herkes kendisini koruma yollarına gidecek. Altına yönelir, yabancının tanımadığı, bilmediği İngiliz'in sterlinine, Alman'ın, Fransız'ın eurosuna, Amerika'nın dolarına yönelir. Ve dolayısıyla kendi ulusal paranı piyasadan kovar. Sonuç itibariyle biz bunu yaşayarak gördük ve her defasında şuna tecrübe ettik ki enflasyonu düşürmeden yapılan faiz indirim baskıları bizi her defasında daha üst bir platoya çıkarıyor. Orada bizim daha yüksek faizimiz ve daha fazla yüksek enflasyonumuz oluyor. Ve her operasyonda ve her bir üst platoya yükselişte de maalesef fakir fukaranın sofrasındaki 3 sesinden 5 sesinden ikisi ortadan kayboluyor. Peki. Son olarak da şunu soracağım. Faizler düşsün demekle düşmüyor. Biz şu anda hem Türkiye'nin enflasyonu dünya ortalamasının 3 katı. Faizler ona göre yüksek. Yani öyle bir noktaya geldik ki aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık gibi bir durum içindeyiz. Ve maalesef bu geçen dönemde son 3 yılın, 4 yılın politikalarını bir kelimeyle tanımlamak gerekirse sabırsızlık. Her defasında Merkez Bankası gecikmeli de olsa doğru kararlar aldı. Fakat bu kararların sonucunu beklemeden, sabretmeden orta yerde politika değişikliğine girdi ve bu da bizi istenen hedeflere götürmedi. Sayın Yılmaz, Murat Çetinkaya'nın yedek akçenin hazineye devrine ilişkin direnç gösterdiği nedeniyle görevden alındığı yönünde bir iddia var. Siz bu iddiaya ne diyorsunuz? Şimdi eğer böyle bir iddia varsa gerçekten demek ki Sayın Başkan buna direndiyse yani başkanı tebrik etmek lazım. Yani bir Merkez Bankası Başkanı'ndan beklenen tavır budur. Çünkü yedek akçe bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın bilançosunda bulunan bir miktar para. Bunu hazineye aktarmak açıktan para basıp dolayısıyla bunun parasal genişlemedir. Bunun ekonomik etkileri olacak. Genellikle eğer iç piyasada toplam talep canlıysa bunun ilave bu kadar bir talebin artırılması enflasyon üzerinde Merkez Bankası'nın asli görevi olan enflasyonla mücadelede de Merkez Bankası'nın işini zorlaştırır. Peki ama iktidar neden? Asıl üzerinde durulması gereken husus şu. Merkez Bankası yöneticileri, Sayın Başkan daha göreve geldiği ilk günden beri öyle bir bugün gösterdiği söylenilen, itiraz ettiği söylenen bu hususla ilgili daha ilk günden böyle bir duruş gösterseydi bugün böyle bir teklifle gelmeye cesaret edemezlerdi. O duruşu baştan göstermek lazım. Fakat o duruş baştan gösterilmediği için bir bakıma tabiri caizse surda gecik katıldı, açılan bu gedikten de her türlü talep gelmeye başladı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı da bu konuda zarar gördü. Dolayısıyla bir kere daha tekrar edeyim, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek Merkez Bankası'nı yönetenlerin gösterdiği bir duruştur. O duruş karşı taraf üzerinde, karşı taraf bizim siyasetçi üzerinde bir etki gösterdiyse yani kendi atadığı bürokrat ona söylediği sözlerle ekonominin uzun vadede ülkenin çıkarına olacağını ve dolayısıyla da siyaseten de onun uzun vadede kazanacağını söyleyip bunu ikna edebildiyse başarılı olmuştur. Ama maalesef bugün gelinen noktada böyle bir tavır gösterilmediği için de işler bu noktaya geldi. Siyasetin, siyasi erkin biraz sabırlı olması gerekir demiştiniz. Şimdi siyasi erki iktidarı sabırsız kılan ne? Özellikle bu yedek akçe meselesinde. Yani acil bir paraya mı ihtiyacı var hazinenin ki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar iddiasını gündeme getirecek bir gelişmeye neden olsun? Kesinlikle böyle bütçe rakamları ortada. İlk 5 ayda
toplanan gelirler ortada, yapılan harcamalar ortada, borçlanma gereği ortada, faiz dışı fazla ortada ve faiz ödemeleriyle ilgili bütçenin üzerindeki hüküm gerek miktarı gerekse oranı belli. Dolayısıyla şu anda hükümet sıkışmış durumda, harcama yapmak istiyor ama maalesef bunu karşılayacak için de elinde kaynak yok. Kaynağı nereden bulacak? Bir, zam yapacak ki o zamları yapmaya başladı. O da yetmiyor. İki, vergi toplaması lazım. Vergi toplayamıyor çünkü ekonomi daralıyor, verginin matrağı düşüyor. Üç, borçlanmak. Borçlandığı zaman da faiz oranları artacak ve artıyor. Daha geçen senenin ortasına kadar Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi net borç ödeyicisiydi. Yani vadesi gelen her 100 liralık iç borcuna karşılık, dış borsa da aynı şekilde 100 birimden daha az borçlanıyorduk. Borcun milli gelir oranı giderek düşüyordu ama geçen sene ortasından bugüne borçlanma miktarı vadesi gelen borçtan daha fazla, borcun miktarı artıyor ve dolayısıyla da borcun, merkezi hükümetin borcunun milli gelire oranı giderek yükseliyor. Bu da bizi şu soruya getiriyor. Acaba zaman içerisinde hükümetin klasik maliye politikası çerçevesinde genişlemeci maliye politikası uygulayacak alanı var mı? Biz bu konuda çok fazla hükümetin, merkezi hükümetin yükümlülükleri konusunda, özellikle kamu özel işbirliği konusundaki yükümlülükleri konusunda çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu konuda şeffaflık yok. Dolayısıyla mali alan olup olmadığı konusuna kesin karar verebilmek için bu tür bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gerekir diye düşünüyorum. Sayın Yılmaz, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.